İmar affı başvuruları süresi 31 Ekim 2018'e kadar devam etmekte. İmar affından yararlanacak kişilerin kayıt belgesi bedeli ödemesi gerekiyor. Bu kayıt bedeli de 31 Aralık 2018'e kadar ödenecek. Kanunda da belirtildiği gibi bu süreler, yani imar başvuru süresiyle ödeme süreleri bir yılda Bakanlar Kurulu kararıyla uzatabilmektedir. İmar affı başvurusundan yararlanmak isteyen hak sahipleri bu konuda Çevre Şehircilik Bakanlığı il müdürlüklerine başvurabilecekleri gibi özellikle İstanbul'da oluşturmuş, neredeyse her ilçede oluşturmuş imar affı bürolarına başvurabilirler. Veya konusunda uzman şirketlere başvurup e-devlet üzerinden de başvuru yapabilirler. Burada en önemli dikkat etmesi gereken hak sahiplerinin konu başvuruda vermiş oldukları bilgilerin binayla birebir örtüşüyor olması lazım. Yeriyle doğru olması gerekiyor. Aksi halde imar affından yararlansalar bile ileride bu tespit edildiği zaman imar affı kapsamından çıkarabilme riskleri vardır. Burada yapılacaklar, bu gerekli başvuruları yaptıktan sonra hak sahipleri ilgili bakanlık yetkilileri bu başvuruyu incelemekte. İnceledikten sonra herhangi bir sorun yoksa hak sahibine bilgilendirme yapmaktadırlar. Bu bilgilendirmede bu imar affı başvurusu için ne kadar kayıt bedeli ödeyeceğiyle bilgisi verilmekte. Bu kayıt bedelisi ödendiği anda imar affı başvurusundan yararlanmış olacak. Bu imar affı kapsamına giren bina ile ilgili artık hak sahipleri bir araya gelip, özellikle arsa tapulu yerler için söylüyorum, bir araya gelip tapuya da başvurdukları zaman kat mülkiyeti tapularını da alabilecekler. Kat mülkiyeti tapusunu almış olmak tabii bazı avantajları da kendi içerisinde getirmekte. Birincisi, bir kere gayrimenkul değerleri artmakta. Diğeri, bu gayrimenkulleri kredili olarak alıp satabilmekteler. Artı bu gayrimenkullerini ipotek olarak gösterip ticari anlamlarda kullanabilecekler. Diğer bir konuda imar affından yararlandıktan sonra binaları hakkında bir yıkım kararı varsa, bir idari para cezası varsa ve ayrıca oradaki hak sahipleri ilgili açılmış bir dava varsa bunlar iptal olmakta. Onun dışında da hak sahipleri dilerlerse resmi yollardan binaları için elektrik, su, doğalgaz gibi hizmetleri kolayca alabilmektedirler. İmar affından tamamen kaçak arsa tapulu binalar yararlanabileceği gibi ayrıca iskanlı kat mülkiyetli yerler de yararlanabilmektedir. Bunun dışında da belediye ve hazine arazilerinde yapılmış kaçak gecekondular da imar affı kapsamından yararlanabilecekler. Aradaki fark şu: arsa tapulu yerlerde bir kişinin başvurusuyla bu imar affı gerçekleşirken kat mülkiyetinde hangi bağımsız bölümde, hangi dairede, hangi iş yerinde kaçak varsa o kişinin başvurusuyla bu imar affı süreci işlemekte. Belediye ve hazine arazileri üzerindeki kişiler de kendi başvurularıyla bu imar affı kapsamından yararlanabilirler.